Sporda en direkt kamuoyunun en fazla ilgisini çeken özellikle Tokyo Olimpiyatlarının iptaliyle başlayan bir süreç işte UEFA'nın aldığı karar, UEFA'nın aldığı Euro 2020 kararı, işte hemen bunun yanı sıra bazı ülkelerde liglerin hemen iptal edilmesi, tescil edilmesi, bazı liglerin ekonomik sebeplerden dolayı ağırlıklı bu işi yapmaya çalışması, yayın gelirleri piyasasında büyük krizlerin çıkması. Bu aynı zamanda olimpiyatlar için de aynı şey geçerli biliyorsunuz. Olimpiyatlarda da yayın gelirlerinden gelecek olan kısım birçok federasyona ve Milli Olimpiyat Komitelerine dağıtılacaktı. O da bir yıl ertelendi. Dolayısıyla bu olaya pandeminin getirdiği iptallerin getirdiği ekonomik bir fırtına başladı tüm spor camialarında. Bu ekonomik fırtına önümüzdeki 6 ayda şiddetini daha da arttıracak. Çünkü dünya spor ekonomisinde etkisi olan sponsorların çok büyük bir kısmının bu alandan çekileceği, bütçelerini küçülteceği konusunda bir öngörüler var. Genelde sponsorluk piyasasındaki gelirlerin 17 milyar dolar civarında azalacağı öngörülüyor. Bu önümüzdeki günlerde ben yayın gelirlerinde de düşmeler olabileceğini düşünüyorum. Zaten kulüpler sporcuların anlaşmalarını tekrar gözden geçirmeye başladılar. Yani bu NBA'de başladı, Premier Lig'de devam etti, Alman Ligi'nde devam etti, Türkiye'de de görüşmeler yapılıyor. Ha şu enteresan bir şey olacak. Bence önümüzdeki günlerde sporcularla kulüpler arasındaki anlaşmazlıklarda rekor davalar olacak. Özellikle Avrupa genelinde. Avrupa'da bu daha fazla oluyor biliyorsunuz. Özellikle UEFA'da. Bu davalarda rekor gelişmeler olabilir. Çünkü kulüplerin de bunu ödeyebilecekleri şu anda vaziyetleri olmadığı gibi oyuncular da bu kontratlardan vazgeçmek istemiyorlar. Yani bu fair play kavramında yeni bir tanımlama olabilir. Yani şartlar biraz daha esnetilme dönemine girebilir. Çünkü çok büyük darbeler aldı kulüpler. Organizasyonlar da bu alınan darbenin farkındalar zaten. Büyük bir kaynak planlaması yapıyorlar. Ona göre yeniden bir taşlar yerine oturacak gibi görünüyor. Ama bunun oturması biraz zaman alacak. Çünkü hasar çok büyük. Biliyorsunuz Liverpool'da yaşanan olaylar var. Almanya'da var. Belçika, Hollanda bu işi daha iyi çözdü. Bence İtalya'da da bu olaylar çok şey yaşanır, sert yaşanır. Ya bakın şimdi mücbir sebep diye bir olay. Bu olay tamamen mücbir sebebe giriyor. Yani mücbir sebep de bugün kiracıların mal sahipleriyle bile yaptıkları anlaşmalarda yeniden gözden geçirilme döneminin yaşandığı bir ortamda. Burada sporcular hayır ben alacağım olduğu gibi alırım almazsa şu davayı açarım noktası çok gerçekçi gelmiyor. Yani burada herkes karşılıklı bir fedakarlık yapacak. Sağlık meselesini çözdükten sonra ve seyahat engellemeleri kalktıktan sonra bu iş çözülür. Sorun olmaz. Yani çözülür ama bütçeler küçülür. Kesin olan bir şey var ki hem sponsorların bütçelerinin daralmasıyla birlikte yayın gelirlerinde de sıkıntılar olur ve bütçeler dağılır. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şey eskisi gibi eski noktada olduğu ekonomiye dönmeyecek. Yani ve bunun öyle ekonominin değişim süreci hızlı bir çıkış göstermeyecek. Yani uzun süre yatay gidebilir ve o yatay dönemde herkes de harcamalarını dikkatli yapacaktır. İki konu var. Bir yayın gelirleri konusu var. İkincisi de Şampiyonlar Ligi'ne
yollanacak takımların sıralaması var. Şimdi Şampiyonlar Ligi gelirleri o kadar yüksek ve kulüp bütçelerini o kadar değiştiren gelirler ki bu da bu ekonominin temel taşını oluşturuyor. Burada herkese bir parça rehber olan ülke aslında Almanya oldu. Almanya pandemi dönemini çok iyi yönetti ve Almanya koyduğu kuralları uygulaması disipliniyle bilinen bir ülkedir. Dolayısıyla Almanya iyi bir rehber oldu. Almanya'nın almış olduğu kararı İngiltere de benzer bir karar aldı hemen arkasından. Sonra Türkiye de aldı. Ama Belçika mesela tescilli. Ve oralarda bu işin yönetimi daha kolay. Çünkü oralardaki ekonomiler büyük sıkıntılar içerisinde değil, kulüp ekonomileri. Riskli bir iştir. Yapılan iş riskli bir iştir. Ama dönüp baktığınızda bu karar alınmıştır. Karar alındıktan sonra bundan sonra önlemlere bakmak lazımdır. Karar neden böyle alındı diye artık tartışmanın bir faydası yoktur. Önlemleri almaya bakmak lazım. Sporcu sağlığını maksimum düzeyde tutmak lazım. Seyahatlerine dikkat etmek lazım. Ondan sonra yine kuralları esnetmeme konusunda çok katı olmamız lazım. Yani Türkiye'deki çıkabilecek en büyük sorun hep kuralları birileri bir yerden bozmaya çalışır. İşte içeriye almayacaksınız alınmaması gereken kişileri. Son derece sert kurallar uygulandığı takdirde başarıyla tamamlanması en büyük dileğimizdir. Yani bu alınmış kararın olumlu bir neticeye ulaşması herkes için hayırlı olsun.